önce bölgesel anlamda bakıldığında en fazla göçmen yerleştirilmesinin Doğu Trakya ve Ege bölgesi olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra gene Marmara bölgesine yerleştirilmiştir. Bunu Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi takip eder. En az göçmenin yerleştirildiği bölge Doğu Anadolu'dur. İç Anadolu'ya da kısmen göçmen yerleştirmeleri vardır. Niğde, Kayseri gibi yerlere vardır. Kentler açısından bakıldığında da en fazla mübadilin yerleştirildiği kentler Edirne, İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Samsun ve Mersin'dir. Yani bunlar Antalya'yı belli ölçülerde sayabiliriz. Önemli ölçüde ortaya çıkan kentlerdir. Tabii ki burada göç ettirilirken insanlar bu kentlere birkaç faktöre göre yerleştirildiler. Yani kentlerin öne çıkmasının bazı önemli yanları var. Çünkü anlaşma şöyle diyordu. Türkiye'den ayrılmış olan Ortodoksların bıraktıkları mal varlığı gelecek olan göçmenlere dağıtılır. Gelecek olan göçmenlerin mal varlığı da Türkiye'den giden Ortodokslara dağıtılacaktır deniliyor idi. Yani bunu bu anlama gelen ifadeler taşıyordu sözünü ettiğim protokol. Ve dolayısıyla o zaman da Türkiye'den hangi ilden daha fazla göçmen gittiyse ve ne kadar çok emlak bıraktıysa, bu çünkü sonuçta bırakılan emlak eğer bir zarar görmediyse savaşın şiddetinden dolayı, gelecekler için başlarını sokabilecek bir barınak anlamı da taşıyordu. Ve aynı zamanda ağırlıklı bir biçimde tarımla uğraşıyordu gelen göçmenler ve dolayısıyla bunların tarım yapabilecek araziler, tabii arazilere kavuşması gerekiyordu. Bu sözünü ettiğim iller en fazla bu sözünü ettiğim özellikleri taşıdıkları için göçmen yerleştirmelerinde öne çıkan kentler oldu. Bir şey daha var. Bu kentlerden Samsun'un, ondan sonra İstanbul'un, İzmir'in ve Mersin'in aynı zamanda bir indirme iskelesi. Yani bir indirme iskelesi. Gelen göçmenin Türkiye'ye kabul edildiği bir iskele olduğu unutulmamalı. Ve dolayısıyla o günkü koşullarda tabii ki göçmen sadece Türkiye'ye gelmekle iş bitmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin kendi içinde de öteki yerleştireceği illere kadar göç ettirileceği bir süreç olması gerektiği için dolayısıyla bu kentler bu sözünü ettiğim özelliklerinden dolayı da öne çıktı.